Uyanış Büyük Selçuklu projesi çok uzun bir hazırlık döneminin ardından hayata geçti. Yaklaşık 3 yıllık bir çalışma. Bu çalışmanın ilk yılı hikayenin araştırılması, senaryonun omurgasının kurulmasıyla geçti. Kalan 2 yıllık süre ise işte kostümüydü, dekoruydu, oyuncu seçimiydi, eğitimleriydi derken yaklaşık 3 yıllık bir çalışma. O dönemin gerçekliğini yansıtabilmek için müthiş bir dekor yapıldı. Sanat ekibimizin katkılarıyla, onların ciddi araştırmalarıyla. Tabii TRT'nin de büyük bir yatırımı var burada. Yıllardır hayalini kurduğumuz bir platoyu hayata geçirdik. Neler yaptık? Büyük bir İsfahan Sarayı yaptık. Neredeyse gerçeğiyle birebir. İçine girdiğinizde, koridoruna girdiğinizde hakikaten bir sarayda geziyormuşsunuz gibi. Bütün odaları açılan koridorlar, kapılar, iç avlu, dış avlu. Birebir bir saray inşa ettik. Onun dışında tabii o dönemin önemli isimlerinden Nizami Mülk'ün kurduğu Nizamiye medreselerini inşa ettik. Yine benzer matematikte, yani içine girdiğinizde hakikaten bir medresenin içinde geziyormuşsunuz gibi dekor hissi vermeyen bir yapı oldu. Büyük Selçuklu Devleti'nin başkenti İsfahan kentini inşa ettik. Yaklaşık 60 tane hane var yaptığımız kentte. Onun dışında Şelemzar kentini inşa ettik. Hikayemizin ana aksanından birisi orada geçiyor. Ve bir Bizans kalesi ve 50 çadırlık oba. Tabii büyük bir prodüksiyon, büyük bir yatırım. Dolayısıyla izleyiciden alacağı reaksiyon bizim için önemliydi. Karşılığı olması gereken bir işti. Çok şükür ki reytinglere baktığımızda hakikaten işin hem Türkiye'den de dünyada çok sevildiğini görüyoruz. Dünyada sevilme sebeplerinden birisi de bu dönemin, yani 11. 12. yüzyılın çok ciddi araştırılmış olması dünyada ve dönemde yaşayan karakterlerin hakikaten fenomen haline gelmesi ve bugün de herkesin biliyor olması. Kimler bunlar? Tabii Büyük Selçuklu Devleti'nin ana omurgasını oluşturan Melikşah, Sultan Melikşah. Altın Çağ yaşamış Büyük Selçuklu Devleti onun döneminde. Tabii onun veziri Nizami Mülk, siyasetnamenin yazarı. Onun dışında İmam Gazali, ki bugün bile onun kitapları hala yok satar. Ömer Hayyam rubayileriyle tüm dünyaya nam salmış. Anti kahraman bir fenomen olarak da Hasan Sabbah. Tabii böyle bir dönemin dünyada dikkat çekmemesi pek de mümkün değil. Çünkü her dilde yazılmış kaynaklar var. Dolayısıyla biz yaptığımız için sadece Türkiye sınırlarında kalmayıp tüm dünyada ses getirmesinden dolayı mutluyuz. Projenin başarılı olmasının en önemli etkenlerinden birisi de masa başı çalışmasının çok iyi yapılmasıdır. Biz bu 3 yıllık çalışmayı biraz daha detaylandırmak gerekirse çok iyi kullandık. Mesela bütün dekorların çizimleri 3D olarak öncesinde yapıldı ve biz dekorların içerisinde o aşamadayken gezip tüm detaylara tek tek karar verdik. Bunun dışında kostümle ilgili de çok ciddi bir araştırma yapıldı. Tabii Selçuklu dönemiyle ilgili kaynaklara baktığımızda elde çok fazla done yok. Daha çok kapkacaklarda ve minyatürlerde birkaç kostüm denemesi görüyoruz. Dolayısıyla onlardan referansla kendi hayal gücümüzü de kullanarak 1000'e yakın kostüm imal ettik. Bunun dışında oyuncularımızın aksiyon eğitimlerini alabilmeleri için Kazakistan'dan Nomad Stunts ekibini getirdik. Tabii bu ekip Hollywood filmlerinin de koreografilerini kuran ekipler. Oyuncularımız onlardan kılıç, ok ve dövüş eğitimleri aldılar. Binicilik eğitimleri aldılar Horse Master'lardan. Dolayısıyla onlar için de bir okul gibiydi. Şu anda bütün oyuncularımız hakikaten o dönemde yaşayan insanlar gibi çok ciddi ata biniyorlar, çok iyi kılıç kullanabiliyorlar ve çok iyi ok kullanabiliyorlar. Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü diyoruz projemize. Çünkü Büyük Selçuklu Devleti kılıçla fethettiği yerleri kalemle ihya etmiştir. Biz bu projede evet bir tarihi anlatıyoruz ama evrensel duyguları da ele alıyoruz. Dirayetli olacağın gün tam da bugündür. Sen artık melik değil, sultanısın. Sultan Melikşah, babası Alparslan'dan aldığı
aslında verdi, ona verdiği andı tutarak ülkesinin cihanı, sınırlarını genişletiyor ve altın çağ yaşatıyor. Hudutlarımızı cihanın sonuna taşımak sizin ve devletim adına andım olsun sultanım. Ama bunu yaparken de aslında öyle bir altın çağ yaşanıyor ama iç ve dış düşmanlar da Sultan Melikşah'ın yakasını bırakmıyor. Bununla birlikte de sadece devlet babası olması değil de aynı zamanda aile babası da ki devleti için oğlundan vazgeçen bir baba aynı zamanda Sultan Melikşah. Selçuklu soyunun yiğit evladı. Fetihlerin babası Alparslan'ın torunu Sultan Melikşah oğlu Sencer. Karakterim aslında travma yaşamış birisi. Babasının onu terk etmek zorunda kaldığını öğreniyor. Babasının bir hükümdar olduğunu öğreniyor. Fakat hükümdar olmanın getirdiği, bir melik olmanın getirdiği bütün ayrıcalıklardan yoksun yaşamak zorunda bırakılıyor. Dolayısıyla bu zannediyorum ki iç dünyasında onun hayatını, onun varlığını nispeten daha değersiz hale getirmiş. Dolayısıyla kendini bir nefer olarak, bir asker olarak öne sürüp devleti için, ki burada devlet babasıyla özdeşleşmiş halde, kendini değerli bir konuma sokmak istiyor diye düşünüyorum. Nizamülmülk, altın çağ dediğimiz dönemin en önemli karakterlerinden biri. Özellikle döneminde yaklaşık 12 bin tane alimi saraya bağlayıp Nizamiye medreselerini kurup Büyük Selçuklu'nun büyümesindeki en etkili unsurlardan birisi. Buyruğunuzu makam terazisinde değil, akıl ve gönül terazisinde tartmak icap eder sultanım. Dolayısıyla hem kendi karakteri açısından hem de bugüne bıraktığı miraslar açısından yadsınamayacak derecede öneme sahip bir karakter. Bunların en önemli lerinden bir tanesi de siyasetnameyi yazmış olması. Bugün bile dünyadaki tüm siyaset adamları için geçerliliği olan bir eser. Bu kadar vizyonu bir arada toplayıp Alparslan'dan tutun da ta ki Sencer'i yetiştirmesine kadar Büyük Selçuklu'yu, Büyük Selçuklu Devleti'ni oluşturmakta, büyütmekte gerçekten o omurganın bel kemiği diyebiliriz Nizamülmülk için. Ben Hasan Sabbah karakterini oynuyorum. Hasan Sabbah da tarihte genel olarak bilindiği şekliyle anlatayım. İlk suikast örgütünü kuran, suikast timini kuran bir kişilik. Tek bir hançer ile ordularını yıkıp tahtlarını devirecek güç bizdeydir. Yüce İmam'ın yeryüzündeki vekili Hasan Sabbah'tır. Seydun Hasan Sabbah! 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 Ama onun dışında astronomi, geometri, bilim alanında da çalışmaları olan bir karakter. Fakat şöyle de bir durumu var. İsmaili ve bir batini devleti kurmak isteyen bir kişilik. Dolayısıyla bunun içinde Selçuklu'nun içerisinde türlü planlar yapan, stratejik davranan daha çok devletin içerisine içerisinde çoğunluk sağlayamadığı için devleti bir şekilde dışarıdan gölge gibi kendi adamlarıyla yönetmeye çalışan bir kişilik. Terken Hatun, Karahanlı hükümdarının kızı Selçuklu Sultanı Melikşah'ın hatunu. İki boyutlu bir karakter Terken. Aşkı ve hanedanı için göz alamayacağı hiçbir şey yok Terken'in. Gücünü zekasıyla besleyen cesur bir kadın. Torunluğu tarihte karşımıza çıkmamış kurmaca bir karakter.
Şelemzar Emiri İlteber Bey'in kızı ve yardıma muhtaçlara el uzatmaya adamış kendini. Çok yetenekli bir şifacı. Dönemin şartlarını ve babasının konumuna rağmen kendi kararlarını kendi veren, ayakları üstünde çok sağlam duran ve inandığı şeylerin peşinden cesaretle koşan bir kadın. Elçin Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın kızı. Babasının ölümü ve abisinin tutsaklığından sonra obaların başında idarede tek başına kalıyor. İntikam. Atam Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın bu kılıcında. Güçlü, zeki, gözü kara, cesur bir kadın. İnandığın uğruna ölüme gidebilecek biri. Aynı zamanda hanedan soyundan oluşuyla asil bir kadın. Uyanış Büyük Selçuklu projesi sırların, savaşların ve efsanevi bir aşkın arasında destansı bir yolculuk. Umarım keyifle seyredersiniz. Teşekkür ederiz.